Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam, nasılsınız? Sağ olun. Yarın da öyle, basın da öyle. Arkadaşlar buyursun ama. Eskiden burada televizyon da vardı. Televizyon da vardı efendim. O niye kapandı? O da işte. Mesela o da değişir. Kanaat önderlerini, ondan sonra sivil toplum kuruluşları, valiler, emniyet müdürü hepsini gördüm. Buradaki meselelerle ilgili bilgi alıyorum. Ben hiçbir siyasi parti adına gezmiyorum. Hiçbir siyasi partiyle ilişkim yok. Hiçbirinin üyesi de değilim. Ama beni arayan herkesle de görüşüyorum, fikrimi söylüyorum, görüşlerimi söylüyorum. Yani iktidar, muhalefet benim için fark etmiyor. Benim için hepsi aynı. Ama doğru olan, şimdi bu bölgelere yani 80'li yıllardan itibaren rahmetli babamın çok büyük çalışmaları olmuş, katkıları olmuş. Şu sınır ticareti babamdan sonra kapanmış, onun açılması lazım tekrardan. Şimdi para gelmez, akması lazım tek piyasa. Onunla ilgili bir bilgiler topluyorum. Bunları gerekli kişilere mutlaka ileteceğim Ankara'da, İstanbul'da. Bu bölgeyle ilgili bir kötü bir algı var, ön yargı var, terör var, bilmem ne var falan filan diye. Ondan dolayı insanlar da gelmiyor. Yatırım da olmuyor. Gördüğüm kadarıyla terör meselesi inşallah iyice biter yani. Çünkü bu terörün bu şekilde devam etmesi iyi bir şey değil. Yani insanların ölmesi hiç iyi değil. Kim olursa olsun. Hiç iyi bir şey değil. Bu bölge insan da zaten güzel. Bu ön yargıyı kırmak lazım. Yatırım için insanlar gelebilir buraya. Korkmayın demek lazım. Böyle çok kötü bir yer. Buralar güzel yerler. İnsanı zaten sıcak. Bırak dışarıdan gelmesini. Bu sıkıntılardan dolayı burada para kazanan insanlar buranın yörenin insanlara gidip İzmir'de yatırım yapıyor. Ege'de, İstanbul'da yapıyor, burada yapmıyor. Yani burayı teşvik etmek lazım. Yani birisinin, bu benim gibi birilerinin bunları artık konuşması lazım. Televizyonlarda, siyasilere, bürokratlara, iş adamlarına. Yani bu benim milletvekili bir yaptım ben. Yani milletvekili olma niyetimde yok. Milletvekili peşimde değilim ben. Allah'a şükürler olsun. Ben yaptım. Yeni parti efendim, yeni parti formu. Valla beni zorluyorlar o konuda ama onlar karar vermiş değilim. Benim şu anda mümkün olduğu kadar babamın, rahmetlinin verdiği önem gibi buralar bir şeyler yapabilirsem yaptım ha. Ha, insanlar, siyasiler beni dinliyorlar. Fikirlerimi alıyorlar. Ben de bu bölge için o zaman şimdi bu dolaşmadan, gezmeden sen gerçeği göremiyorsun İstanbul'dan, Ankara'dan. Yani televizyonlardan görüyorsun, gazetede okuyorsun, hiçbir şey yaramıyor. Buraya gelip bizzat insanlarla burada konuşmadan, dokunmadan, onların gözüne bakmadan hiçbir şey anlayamazsın. Televizyondan izlersin haberlerde ama öyle gerçekler o değil. Algıların, ön yargıların kırılması lazım. Onun için ben de elimden geleni yapacağım. Yani bu bölgede daha çok gezeceğim. Biz bölge halkı olarak her zaman
kendileriyle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Sizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın emaneti olarak sağ ol. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz kıymeti hakeza size de sunuyoruz. Allah sizler Allah. De bizim için o kadar, bu derece önemlisiniz. Aramıza bizi bu güzel günde yalnız bırakmadığınız için, ziyaretleriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Federasyonumun adına, vakfımın adına, kıymetli dostların hepsine de hepiniz tekrar hoş geldiniz. Her zaman sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin yanındayız. Halk da sizi seviyor, bölge halkı da sizi seviyor. Sosyal medyada da takip ediyorum, gittiğiniz her yerde de kalabalıklar var, insanlar. Babanız bu ülkeye çok güzel şeyler yaptı. Allah razı olsun. Biz bunları biliyoruz, bölge halkı olarak da biliyoruz, Türkiye olarak da biliyoruz. Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyorum, çok sağ olun. Birinci iş, ekonomik manada. Çünkü çok genç insan var sokaklarında. Evet. Çok evet. Gencimiz var. Ve işsizlik yüksek. Onun için sınır ticaretinin bir an önce açılması. Çok süratli açılması lazım. Yani yarın sabah açılması lazım. Yani. Onu demek istiyorum. Bu bölge için çok önemli bir katkı getirecek. Ve bu bölgeye aynı zamanda devletin ciddi ağırlık vermesi lazım. Tabii en önemli konu İstanbul'da, Ankara'da, Ege'de, her yerde bölgeyle ilgili ön yargılar var. Kötü algılar var. Onları kırmamız lazım. Kırmamız lazım, evet. Tabii. İnsanlar buraya gelmeye korkuyor. Bunların kırılması lazım. Burada yaşadıklarımı, burada öğrendiklerimi, ben burada esasında sizin gibi insanlardan çok şey öğrendim. Çünkü herkesle konuşuyorum. Sadece İstanbul'da televizyon haberleriyle, gazete haberleriyle buraya tanıyamazsınız. Anlayamazsınız, edemezsiniz. Doğru olmaz. Çünkü yanlış anlatımlar, yanlış bilgiler var. Ancak buraya gelip insanlarla konuştuğun zaman öğrenirsin. Ben de onun için geziyorum zaten. Ama inanın çok faydası oldu. Çünkü çok şey öğrendim. Yanlış bildiğim şeyleri bile düzeltme imkanım oldu. Ben ki buraları bilen bir insanım, basın, televizyon bize bile yanlış anlatmış her şeyi. Dolayısıyla bu gezimle ilgili öncelikle şunu söyleyeyim, ben hiçbir partiye üyesi değilim. Hiçbir partiye bağlı da değilim. Ama siyasi partiler, genel başkanları, iktidar, muhalefet beni arayıp fikirlerimi sorunca hepsiyle de konuşurum. Hepsini de parti farkı gözetmeksizin. Beni Kemal Kılıçdaroğlu da arar, Binali Yıldırım da arar, onunla da konuşurum, onunla da konuşurum. Bölgemizle ilgili sorunlarımız ne ise onu öğrenir onlar. Şimdi şu anda bana onlardan yani şey bütün siyasi liderler neredeyse merak ediyorlar, bilgi istiyorlar. Ben de elimden geldiği kadar burada gördüklerimi gerek siyasilere, gerek bürokratlara, gerek iş dünyasına, kimi tanıyorsun? Gerek televizyonlarda, yani döndüğümden sonra televizyonlar da davet ettiler. Orada ulusal televizyonlarda burayla ilgili konuşacağım zaten. Buranın meseleleriyle ilgili. Ben böyle hani yarın gideyim bir parkta milletvekili olayım, öyle bir derdim de yok. Allah'a şükürler ben milletvekili yaptım. Bağımsız kazandım, bütün partilerden de fazla oy aldım. Başbakanlık köşkünü de gördüm. Cumhurbaşkanlık köşkünü de gördüm. Allah bana nasip etti. Böyle mevki, makam, merakım da yok. Senin bir sorun var ve bilmediklerim var. Hatta beni davet edince arkadaşlarım bu bölgeye,